Sayın Profesör Doktor İlhan Başgöz Hocam, öncelikle Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile ilgili sözlü tanıklıklarla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 75 yıl konulu çalışmamıza katılmayı kabul ettiğiniz için ve geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burası benim fakültem ayol, nasıl gelmem? Sağ olun hocam. Hocam, ilk şeyden başlayalım. Dil tarihe nasıl geldiniz? Nasıl bir sosyal ortamdan, bir aileden geldiniz? Nereden geldiniz? Neler bilerek ve ne beklentilerle geldiniz? Bu konuda konuşalım istiyorum. Anlatayım. Dilimin döndüğü kadar tabii. Gemerek'te arpalar biçilirken doğmuşum ben. Tarih biraz karışık, onu daha sonra Amerika faslını söylerken anlatırım. İlkokulun 4. sınıfında Sivas'a göçtük. Babam ilkokul öğretmeniydi. Liseyi Sivas'ta bitirdim. 1940 yılının ilkbaharında. O vakit liseyi bitirenler üniversiteye kabul edilmek için bir olgunluk imtihanı geçirirlerdi. Liseyi 9 öğrenci bitirdik. Olgunluk imtihanına girdik. Olgunluk imtihanının sorusu şuydu: hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bunu izah ediniz. Ben nereden bilecektim ki o fakültede okuyacağım? Bir tek ben kazandım olgunluk imtihanını. Ve Ankara'ya gittim. Bir hayli imtihana girdim. Siyasal bilgilerin imtihanına girdim. Yani olgunluktan sonra bir de fakültenin imtihanına giriyordunuz. Dil tarihinin imtihanına girdim. Hukuk fakültesinin imtihanına girdim. Bir de Almanya ziraat mühendisi yetiştirmek için şeker fabrikaları bir yarışma açtı. Ona da girdim. Ankara'da ilkin bu şeyin cevabı geldi. Ziraat fakültesi başvurumun. Bize tuttular, dediler ki siz kabul ediyorsanız bunu derhal bir şeker fabrikasında 2 ay staj vereceksiniz. Bana 40 lira da yol parası verdiler. 40 lira o vakit çok para. 7,5 lira tren parası. Atladım uçağa, atladım trene, tam istasyonda bir gazete aldım ki Hukuk Fakültesi'nin imtihanını kazanmışım, Dil Tarihi'nin imtihanını kazanmışım ama siyasal bilgileri kazanamamışım. Ama ok yaydan çıkmıştı bir defa, kalktık, Turhal Şeker Fabrikası'na staja gittim. 2 ay orada staj gördüm. Staj şuydu: inekleri sağdık, ahır süpürdük. Yalnız bizi çok iyi beslediler. Çünkü şeker fabrikasının bir çiftliği vardı. Oradan süt, yoğurt, tereyağı, sebzeler, bayağı kilo aldım ben. Askere alınacağımıza dair bir haber geldi. Tabii korktum, bıraktım şeker fabrikasını, Ankara'ya geldim. Hukuk fakültesine gittim, dediler ki neredeydin 2 aydır, yedeğini aldık, almadılar. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine gittim, hiç unutmuyorum. Fakültenin o vakit müdürü vardı. 1940. Müdür Saffet Korkut isminde dağ gibi bir İngilizce hocasıydı, profesör. Ona gittim. Bana sorular sordu. Evladım işte neredensin? Ailen kimdir? Baban ne iş yapar? Ben de anlattım. Sonunda bana dediğini hiç unutmuyorum. Evladım dedim, sizin gibi halk çocuklarını almayacağız da bu fakülteye kimi alacağız dedi. Zenginler zaten okuma imkanı buluyor. Sen git herhangi bir doktordan 2 aydır hasta olduğuna dair bir rapor getir. Ben senin 2 aylık bursunu da verdireceğim.
İki aylık burs o vakit 80 lira, büyük para. Bir rapor aldım ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girdim. Yani fakülte hakkında bir bilgim olduğundan değil, tek seçenek buydu benim üniversite okumam için. Dil tarihe girdim, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde derse başladık. Hocalarımız çok tanınmış hocalardı. Tahsin Bangoğlu bize Türk Dili okuttu. Daha sonra Abdülbaki Gölpınarlı geldi, Divan Edebiyatı okuttu. Pertevna Ali Boratav askerdeydi ben girince. Ben dili çok sevdim çünkü Tahsin Bangoğlu çok iyi bir hocaydı. Yeni bitirmiş doktorasını, öğrencilerle ilişkileri çok iyi. Yani kardeş gibi Bangoğlu öğrencilerle ilişki kurdu. Sınıfımızda 8 kız vardı, bir ben erkektim. İlkin dil çalışmaya karar verdim fakat 43'te Perte Boratav askerden dönünce kararımı değiştirdim. Çünkü Perte Bey'in anlattığı şeyler, benim içinde yaşadığım şeyler. Çocuk oyunlarından bahsediyor, ben çok oynamışım. Efendim masal anlatıyor, ben çocukluğumda mahallede Gül Nine'den çok tatlı masallar dinlemişim. Efendim türküler anlatıyor. Benim sesim çok kötüdür ama hafızam iyi olduğu için bütün türkülerin sözlerini biliyorum. Molière'in bir oyunu vardır, Tartüf. Orada sonradan görme bir zengin edebiyat dersi almaya karar verir, bir hoca tutar. Hoca buna şiirin ne olduğunu anlatır. Sıra nesre gelince hoca der ki işte senin konuştuğun şey yani dil, senin konuşmaların nesirdir. Tartüf der ki yani ben şimdiye kadar nesir konuşuyormuşum öyle mi? Haberim yokmuş. Ben de Pertev Bey'in dersini dinleyince dedim ki ayol ben şimdiye kadar folklor biliyormuşum ama haberim yokmuş. Ve Pertev Bey'den halk edebiyatı dersi üzerinden yoğunlaşmaya karar verdim. Fakülteyi bitirdim. O vakit ilmi yardımcı derlerdi. Pertev Hoca'nın kürsüsüne ilmi yardımcı oldum ve doktora yapmaya başladım. Bu arada tabii dil tarihte olaylar oldu biliyorsunuz, etraflıca anlatmayacağım. Pertev Naili Boratav benim hocam, komünist propagandası yapmakla suçlandı. Öbür hocalardan bahsetmiyorum. Mahkeme boyunca ortaya çıkan gerçek şuydu. Pertev Bey Ziya Gökalp'ı tenkit etmiş, Pertev Bey Namık Kemal'i tenkit etmiş. Suç buydu, çıkan suç. Tabii aklandı Pertev Bey. Yalnız onun hakkında tanıklık yapan öğrenciler iki gruba ayrıldı. Pertev Hoca'nın aleyhinde bulunanlara sağcı dendi. Onu müdafaa edenlere, lehinde konuşanlara solcu dendi. Bütün davalardan aklandığı halde Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 hoca için bir kanun çıkardı ve hem Demokrat Parti'nin hem Halk Partisi'nin meclisteki oylarıyla bu 3 kürsü kaldırıldı. Kürsü kaldırılınca tabii bunlar işsiz kaldılar, ayrılmak zorunda oldular. Bu kanun tartışılırken bir tek insan adı var. Çıkmış demiş ki ya ayıptır. 3 kişi için kanun çıkmaz. Bu bizim demokratimiz için bir zuldür. Tabii dinlemediler. Pertev Bey Paris'e gitti. Ben doktoramı ilerletmişim. Fakat kim okuyacak doktoramı? Necmettin Halil Bey hocamız, Tahsin Bey milletvekili oldu. Milli Eğitim Bakanı oldu. O okumuyor. Çekindiler. Tabii bizim de hocamız solcu olduğu için adımız solcuya çıktı. Ben onun öğrencisi olduğum için Pertev Bey solcu oldu. Pertev Bey'in öğrencisi olduğum için ben solcu oldum. Köprülü'ye okutmak istediler. Köprülü tezimi okudu. Sözlü imtihanda beni epey sıkıştırdı ama iyi dereceyle doktora unvanı verdi bana. Ancak beni Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tutmadılar.
Tokat Lisesi'ne edebiyat hocası olarak sürdüler. Dil tarihi macerası böyle. Biraz hocalarımızdan bahsedeyim. Abdülbaki Gölpınarlı, divan edebiyatını en iyi bilen hocaydı. Yani ikinci bir insan yoktu onun kadar iyi bilen. Arapçası, Farsçası, Fransızcası çok iyiydi. 47'de filan bildiklerinin hepsinin tersini yazdığı Divan Edebiyatı Beyanındadır diye bir kitap yayınladı. Nurullah Ataç fena halde çattı. Ayıp derler bu senin yaptığını Abdülbaki diye bir yazı yazdı. Biz divan edebiyatını senden öğrendik doğru ama bu senin yaptığın ayıptır. Abdülbaki Gölpınarlı'nın sosyalistlik zamanına rast geldi bu kitap. Baki Bey Bektaşi tekkesinden gelmişti. Sonra Mevlevi oldu. Sonra sosyalist oldu. Sonra yeniden Mevlevi olarak öldü rahmetlik. Hocam, burada derslerle, hocalarla, derslerin işlenişiyle ilgili bilgi verebilirsiniz. Tamam. Baki Bey'den başlayayım. Baki Bey'in hafızası fevkalade iyiydi. 100 tane telefon numarasını aklında tutardı. Divan edebiyatını çok iyi biliyor. Kendi şair, divanı var. Bir gün şey okuyor. Nefi'nin bir kasidesinden bir parça. Zevki ol rindeyler tamam. Ki ola mestü şad gam. Bir elde zülfü lale ham. Bir elde camı lale fam. Okurken dedi ki bunu Enveri'den almış dedi ve başladı Farsçasını okumaya. Bu kadar iyiydi. Hoca kızları sevmezdi. Niye geliyorsunuz benim sınıfıma? Gelmeyin derdi. Alim mi olacaksınız efendime söyleyeyim? Bilim adam mı olacaksınız? Sevmezdi. Bunun kişisel bir sebebi vardı, anlatmayacağım. Sonra Baki Bey İstanbul'a gitti. Yerine Ferit Kam diye yaşlı bir divan edebiyatı hocası geldi. Ferit Kam 80'in üzerindeydi bizim Metin Şerhi dersimize girince. Fevkalade bir hafızası vardı. Bir gün Ferit Bey'e sorduk, hocam Bülent diye bir kelime vardır. Bu kelime Bülent midir, Belent midir? Evladım dedi, Kamusu Türkiye bunu Bülent yazar. Şemsettin Sami merhum Belent yazar. Bilmem öteki lügatte Bilent yazar. Üçü de doğrudur ama lügatte cesaret olmaz. Getirin lügatları dedi. Getirdik. Hocanın söylediği doğru. Hocanın kulağı ağır işitirdi. Bir gün zil çaldı. Hoca ya duymadı ya devam etmek istedi. Öğrencilerinden birisi, adını vermeyeceğim, burada da konuşmuş. Hocam zil çaldı dedi. Ferit Bey hiç ses çıkarmadı. Tekrar hocam zil çaldı dedi. Gene sesi çıkmadı Ferit Bey'in. Üçüncü de hocam zil çaldı deyince işittik ha kızım dedi. Zil çaldıysa biz de kalkıp oynayalım mı yani? Fevkalade nükteden bir insandı. Sonra bir kış günü Ferit Bey'i gömdük, kaybettik. Müthiş bir adamdı. Biz eski yazıyı yeni öğreniyoruz. Tabii kuvveti göt filan okuyoruz. Ferit Bey maşallah evladım ne güzel okuyorsunuz dedi bize. Çok tatlı bir insandı. Sonra öbür hocalarımız Necmettin Halil Bey vardı. Bize divan edebiyatı okuttu. Çünkü Baki Gölpınarlı İstanbul'a gitti. Sonra Kenan Akyüz vardı. O bize bir ara Tanzimat Edebiyatı okuttu. Perte Bey'in dersi müstesna, diğer derslerde bayağı asker gibi oturmak zorundaydık. Necat Yedikin isminde bir arkadaşımız, Kenan Bey'in, Kenan Akyüz'ün dersinde ön sırada oturuyor. Bacak bacak üzerine atmış benim gibi. Beyefendi dedi Kenan Akyüz, arzu ederseniz bir de kahve ısmarlayalım. Necat gayet pişkin, fena olmaz hocam dedi. Çık dışarı sınıftan filan. Bu tip bir disiplin hakimdi bazı hocaların dersinde. Hepsini değil. Perte hocanın hariç tabii. Dil tarihi bitirdim. Doktoramı verdim.
Fuat Köprülü okudu, söyledim. Beni epey terlettikten sonra sözlü imtihanda iyi dereceyle doktora unvanı verdi. Doktoram bitti tabii. Ben ilmi yardımcı olarak maaş alıyorum fakülteden. Ya asistan olarak fakültede bırakacaklar beni yahut ayıracaklar. Tokat Lisesi'ne öğretmen olarak sürüldüm. Öğretmen olmamda Bangoğlu'nun çok müspet bir etkisi var. Çünkü hocamdı, birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Beraber radyoda bir şiir saati idare ettik. Haftada yarım saat. Başka arkadaşlar da vardı. Şiirleri ben seçerdim. Orada okurduk. Sonra enteresan bir şey oldu. Tahsin Bey tabii para alıyor oradan. Benim ihtiyacım var, bana para vermiyor. Alınıyorum ben de. Bir gün Özen'de bir bira içmeye götürdü beni Tahsin Bey'im. Siyah birayı ben ilk defa orada gördüm. Biramızı içtikten sonra cebinden bir 5-6 tane çek çıkardı. Bunların arkasını imza etti. İlhancığım bu çekleri sen bozdur dedi. Bunlar senin hakkın. Tabii çok mutlu oldum. Fevkalade mutlu oldum. Pertem Hoca gittikten sonra ben doktoramı yazdım, bitirdim anlattığım gibi. Fakat açıkta kaldım. Ne olacak? Adım ilmi yardımcı. Hocam yok. Geleceğim ne olacak? Bir zaman geçti bu arada. Ben gidiyordum fakülteye, odamda oturuyordum. Sonra 49'un sonlarında benim kararım çıktı, Tokat'a gittim. Size biraz Pertev Hoca'nın derslerinden bahsedeyim. Pertev Hoca biraz tutuk konuşurdu. Zannedersiniz ki hiçbir cümleyi bitiremeyecek. Fakat ders bitince ne kadar çok şey öğrendiğinize şaşardınız. Öğrencilere sorular sorar, öğrencilerin sormasına çok açık. Birkaç defa soru sorabilirsiniz aynı konu üzerinde. Hoca alınmadan, darılmadan sabırla cevap verir. Dersin dışında her istediğimiz zaman odasına gideriz. Sorularımız varsa sorarız. Benim Perde Hoca bir ara Tanzimat Edebiyatı dersi verdi. Benim hisseme düşen bir ödev var. Yaban'ı okuduk. Ne düşünüyorsunuz Yaban'da diye bir cevap yazmışım. Hala saklıyorum. Orada ben şeyi tenkit etmişim. İşte Kızılırmak civarında çok geri bir köyü anlatıyor. İşte insanlar savaş nedir bilmiyor. Hepsi kirli, hepsi pis. Bunu genel olarak bütün Türk köyüne teşmil ettiler. Ben demişim ki, iyi ama aynı romanda batıdaki köylerden de bahsediyor. Sulak, verimli, efendim gayet zengin insanları. Nasıl oluyor yani, bu bir çelişki değil mi filan. Ferdi Bey çok beğenmiş onu. Altına not düşmüş. Demek ki İlhancığım, bütün köylerden bahsetmiyor Akup Kadri. Hala saklarım o notu. Evet, Abdülbaki Gölpınarlı, anlattığım gibi hafızası çok kuvvetli bir hoca. Necmettin Halık Bey iyi divan edebiyatı hocası, fakat fazla derinliği yok. Onun Divan Edebiyatı Antolojisi diye bir kitap var, ondan okurduk. Ve divan edebiyatını öylece öğrendik. Tabii daha sonra gelen Ferit Kam o konudaki bilgimizi geliştirdi. Pertev Hoca öğrencisinin her şeyiyle ilgiliydi. Mesela benim nasıl geçindiğimi sorar bir gün. Başka bir gün işte evlenmek üzereyim filan onu sorar. İlhancığım bir şeye ihtiyacın var mı? Pertev Bey Paris'e gitti. Ben İstanbul'da evlendim. Bir kitabının telif hakkını bana düğün hediyesi olarak gönderdi Paris'ten. Fevkalade insan tarafları olan bir hocaydı. Çalışmalarında şeyin dışına çıkan, yani folklor araştırmalarında dar milliyetçiliğin dışına çıkan bir insandı. Derslerinde
masal motifleri uluslararasıdır dediği için mahkemede sorguya çekildi. Sonra ben öğrendim ki birbirine benzemeyen masal motifi dünyada pek az. Ferdev Hoca az bile söylemiş. Benim Fransızcam iyiydi o vakit. Kütüphanemizde birkaç tane kitap vardı Fransızca, folklorla ilgili. Onları okurdum, notlar alırdım. Perte Bey onları düzeltirdi. Yanlış anlamalarım varsa tavsiye ederdi. İyi Fransızca ve Almanca bilirdi Perte Bey. Farsçası ve Arapçası da iyiydi zannediyorum. Bize her zaman tarafsız olmaya çalışın derdi. Yani bir ideolojiniz olabilir, bu gayet normal. Ama çalışmalarınızda sakın tarafsızlıktan ayrılmayın. Kitapları çıktı. Kars'ta halk hikayeleri üzerinde aşıklardan derlemeleri olmuş. Onları getirirdi sınıfa. O yıllarda Aşık Veysel Ankara'ya gelirdi. Ben giderdim onun kaldığı Hergele Meydanı'ndaki Kırşehir Hanı'ndan. Şimdi Hergele Meydanı'na Opera Meydanı deniyor. Alırdım Veysel'i, dil tarihe getirirdim. Onun türkülerini yazardık. Veysel çok geniş bilgili bir adamdı. Bildiği halk edebiyatıyla ilgili şeyleri kaydederdik. Ve ona karşılıklı küçük bir para verilirdi Veysel'e. Gelen bütün aşıkları Ankara'da toplar, dil tarihe getirirdik. Orada bir arşiv oluşturmaya başladık. Perte Hoca'nın idaresinde. Bu arşive bir yandan kendi derlediğimiz malzemeyi koyuyorduk. Bir yandan da liselere öğretmen giden arkadaşlarımız folklor derlemeleri yapıyorlar ve bu arşive yolluyorlardı. Bu arşiv epey genişledi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisinde de o yıllar için Perte Hoca'nın ve benim bu arşivle ilgili birkaç makalemiz çıktı. Orada bulunabilir. Maalesef bu arşiv Perte Hoca ayrıldıktan sonra ne oldu bilmiyorum, kayboldu. Şanslılığımız şu ki o malzemenin bir kısmını ben almıştım. Bir kısmı da Perte Hoca giderken Paris'e götürmüştü. Şimdi onlar Sorbonne Üniversitesi'nde Perte Boratov Arşivi diye bir yerde dijital ortama geçti. Benim götürdüklerim de Amerika'ya, daha sonra derlememle, Türkiye'de derlemelerim de eklenerek Türk Folkloru Arşivi diye orada saklanıyor şimdi. Bunun bir kopyasını ben Sözlü Tarih ya Toplumsal Tarih Kurumuna hediye ettim, oradadır. Tokat Lisesi'nde 2 yıl çalıştıktan sonra beni işten çıkardılar. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, kendisi sonra Yassıada'da yazık ki hayatına son verdi. İşten çıktıktan sonra bir münasebetle ben Amerika'dan bir burs aldım ve gittim. Orası sizi ilgilendirmiyor. Dil tarihiyle ilgili başka şeyler anlatayım size. Savaş yıllarında dil tarihte bir ikilik başladı. Öğretim üyelerinden ve öğrencilerden bir kısmı Almanya'nın zaferine inanıyorlardı, Nazi Almanya'sının. Özellikle Rus orduları bozulup Alman orduları Stalingrad'a kadar gidince bu grup daha da saldırgan olmaya başladı. Biliyorsunuz o yıllarda Nihal Açsız ve çevresindekiler bazı dergiler çıkardılar. Ergenekon, işte Türk Yurdu filan. Onlar dil tarihe gelirdi. Öğrenciler onları okuttu. Bazı öğrenciler okurdu. Osman Turan isminde bir tarih hocası bu grubun önde gelenlerindendi. Daha sonra bu ayrılık iki ayrı gruba dönüştü, birbirine ters bakan. Bizim grupta, solcu grupta ben vardım, başka arkadaşlar vardı. Karşıt grupta Osman Serden Geçti diye bir öğrenci vardı. Haluk Karamaler Mağaralı vardı. Selahattin Ertürk vardı. Yani ders dışında benim bunlarla ilişkim fena değildi. Ama iş
konuşmaya yahut dedikoduya geldi mi aleyhimizde bulunurlardı. Mesela Osman Serden geçti derdi ki Kızılbaş'la Kızıl arasında bir baş farkı vardır. Bu sanki çok büyük bir şeymiş gibi dillerde dolaşırdı. Sonra bir şiiri var onun. Güya Baltacı Mehmet Paşa Prut'tan savaşı kaybetmiş. Bunun nedeni de Rus çarı Katerina şeyle yatmış baltacıyla. Osman Serden geçtiğinin şiiri var. İşte Katerina girmişti baltacının koynuna filan diyor. Böyle şiirler. Selahattin Ertürk kimi görse bacaklarını, ayaklarını birbirine vurur, günaydın derdi böyle filan. Sonra Amerika'ya gitti. O dönüşte çok değişmiş. Sonra görüştüm kendisiyle. Dedi ki, çok pişmanım dedi. Yani hocaların aleyhinde konuştuğum için dedi. Bu olaylar kavgalara kadar vardı. Bizim bölümde Emin Bey diye bir sivil polis vardı. Hepimiz bilirdik. Nereye gitsek Emin Bey orada. Sonra biliyorsunuz 45'ten sonra fakültemiz basıldı. Hem de şey Ankara Emniyet Müdürü'nün idaresinde 200 kişi tarafından geldiler. Ellerinde bir dilekçeyle Şevket Aziz Bey'i rahmetli istifaya zorladılar. Dilekçe hem de pullu olarak hazırlanmış. Perde Hoca'yı konuşturtmadılar. Ertesi gün bizim folklor ve halk edebiyatı dersimiz var. Pertev Naili Borosta ilk defa politika yapan bir fıkra anlattı bize. Yeniçeriler isyan etmiş, kazan kaldırmış. Ok meydanında toplanmışlar, istemezük diye bağırıyorlar. Büyük bir kalabalık. Padişah ürküyor. Bir kulunu gönderiyor. Git diyor, sor benim kullarıma. Ne istemiyorlar? Görevli geliyor, soruyor. Ne istemiyorsunuz ya diyor. Hiç ses yok. Gene o Cemmi Gafir bağırıyor. İstemez yük falan. Kimse ne istemediklerini söylemiyor. Bekri Mustafa da onların arasındaymış. Biliyorsunuz Bekri Mustafa sarhoşluğun sembolü olan bir kahramandır. Taşın üstüne çıkıyor. Diyor ki meyhaneci apostolu istemezük. Çünkü meyhaneyi geç açar, erken kapar, şaraba su katar, rakıyı da pahalı satar. Binlerce kişi hep bir ağızdan meyhaneci apostolu istemezük diye bağırıyorlar, zavallı apostolun kellesi gidiyor. Perte Bey bunu anlattı. Biz tabii bağladık olayı birbirine ama tek politik yaklaşımı bundan ibaret oldu. Derslerinde ne ideolojik bir yaklaşımı vardır, ne ders dışı olaylardan bahseder. Yani çok büyük bir istifaydı. Biliyorsunuz şeylerde 32'de 33'te Türkiye'ye Nazi Almanya'sından ayrılan bir kısmı Yahudi, bir kısmı değil 50 küsur öğretim üyesi geldi. Bunlar fevkalade iyi hocalardı. Onlardan Profesör Eberhard benim hocam oldu. Bana Çin tarihi dersi, Çin folkloru dersi okuttu. Hirsch diye birisi vardı içlerinde. Bu adam şey, anayasacı. Türkçe'yi öğrenmiş ve Hirsch Türk vatandaşı olmuş. Fakat onlar kontratla çalıştıkları için iyi maaş alıyorlar. Türk vatandaşı olur olmaz Hirsch'in eline geçen paranın 1/4 kaybolmuş. Hirsch Hasan Ali Yücel'e gitmiş bakan. Valla demiş ben Türk vatandaşı oldum aç kalıyorum. Hasan Ali Yücel ona demiş ki Mr. Hirsch Türk olmak kolay değildir. Bu sonra kitaplara filan geçti. Hirsch hocaların mahkemesine tanık olarak davet edildi. Tabii mübaşirin Hirsch kelimesini telaffuz etmesi mümkün değil. Adını çağıracak Hirsch'in kapıya çıktı. Hırış hırış, ulan Hırış neredesin seni çağırıyorlar. Çok efendice, tarafsız bir ifade verdi. Dedi ki,
üniversitede bu tip derslerin okutulması normaldir. Her görüşe yer vermedi üniversite. Sonra bunların hepsi kaçırıldı. 45 ile 50 arasında o Türkiye'deki cadı avı yıllarında Profesör Eberhard Amerika'ya gitti. Sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde ondan beraber bulunduk. Uzatmıyorum. Her şeye gitti, Avrupa'ya gitti. Galiba Berlin Belediye Başkanı oldu. Ve anılarını yazdı. Türkiye benim ikinci vatanım diye. Onları da kaçırdık bizim solcu hocalarla beraber. Çünkü onlar Türk öğrencilerini milliyetçi yetiştiremezmiş. Çünkü yabancılarmış. Dil tarihte benim etkilendiğim hocalardan birisi Necmettin Halil'dir. Ben tezimi verirken jüri üyesiydi. Ve tartışmalarda demiş ki İlhan'ın hocası şeydedir. Burada değil. Paris'te. Biz onun bunu nasıl yetiştirdiğini bilmiyoruz. Onun için İlhan'ı görüşleri bakımından tenkit etmek doğru değil ve bana doktora almam için yardımcı oldu. Necmettin Halil Bey'le başka bir anım var. Öğrenciyiz tabii, solcuyuz. Nefi'nin bir gazel, kasidesi var. Orada Bayrampaşa diye birisine küfrediyor bayağı. Bir sözlü imtihan, yazılı imtihanda ben demişim ki, tabii demişim, bu kasidede biz halkın saraya karşı duyduğu kini görmekte haklıyız. Sözlü imtihana girdi. Necmettin Halil Bey dedi ki, tevehhüm ediyorsun İlhancığım dedi. Yani vehme kapılmışım. Adam küfrediyor dedi bir paşaya. Bunun öyle halkın saraya karşı kiniyle, milliyle alakası yok dedi. Ama bana gene de iyi not vermişti. Dil tarihte esen hava şeye kadar devam etti, müsbet hava. 45'e 46'ya kadar. 46'dan sonra maalesef bu hem öğrenci-öğretmen ilişkileri, hem sınıfta rahat, bağımsız tartışma havası kalmadı. Hocalar biliyorsunuz şeyle beraber, Beycan'ımla beraber Niyazi Berkes ve Pertay Bey Hoca ayrılmak zorunda kaldılar. Niyazi Bey Kanada'ya gitti. Beyci Hoca politikaya girdi biliyorsunuz. Tipi kurdu filan. Pertay Hoca da Paris'te son verdi maalesef hayatını. Öğrenci olduğunuz dönem Türkiye'de ve üniversiteyle ilgili aslında bir kırılma noktası. Siz bu kırılma noktasından önce bir dil tarihli olmak, olmaya nasıl bir anlam veriyordunuz? Kendinizi nasıl algılıyordunuz? Sorumluluklarınızı nasıl algılıyordunuz ve bu nasıl değişti? Dil tarihli olmamızla beraber biz hocalarımızın etkisiyle çok okuyorduk. Yani yeni çıkan her kitabı yalnız şeyle ilgili değil, halk edebiyatıyla ilgili değil, sosyoloji ve antropolojiyle, tarihle ilgili bütün kitapları okurduk. Bu bize müthiş bir kendimize güven veriyordu. Biz dil tarihteyiz. Biz dil tarihi öğrencisiyiz. Sonra dil tarihte kızlarla ilişkilerimiz çok normaldi. Yani bizim sınıfta 8 kız vardı. Sinemaya beraber giderdik. Tabii o vakit kızlar tek başlarına evlerinden çıkıp gece sinemaya gidemezlerdi. Ben giderdim teker teker. Onları evlerinden alırdım. Aileleri bana itimat ederlerdi. Çünkü ben sipsivri, daha sakalı çıkmamış bir öğrenciydim. Sinemadan yahut halk evindeki toplantılardan sonra onları teker teker evlerine götürürdüm. Sonra ilk defa kız erkek beraber olarak Adana'ya biz bir seyahate gittik. Bu olay oldu. Yani kızla erkek yahu beraber geziye gider mi Adana'ya kadar? Bu bakımdan da rahattık. Özellikle felsefe ve sosyoloji bölümünün öğrencileri, kız öğrencileri fevkalade rahat insanlardı.
böyle dedikodu yapılacakmış, efendim erkeklerle beraber yürüyorlarmış. Onu aldıran insanlar değildi. Rahmetli Nezihe Araz vardı, Fatma Taşkın Göl vardı. Sonra Amerika'ya giden, ismini hatırlamadım maalesef, Muzaffer Şerif'in asistanı oldu, o vardı. Burla biraderlerin kızıydı. Çok rahattık. Bize imrenirlerdi. Aa, bunlar dil tarihinin öğrencileri. Bakın, yanımıza gelemeyenler de uzaktan uzağa bize saygı duyarlardı. Bu şey hava 45'te Demokrat Parti kurulana kadar devam etti. Bu çok Parti devrine girilir girilmez İnönü 45'e kadar olan politikasının tam tersine döndü. Hasan Ali Yücel'i Reşet Şemsettin Sirer'le değiştirdi ve dil tarihteki bu hava kırılmaya başladı. Hoca, biz sokaklarda ürkmeye başladık 45'ten sonra. Acaba bizi takip eden mi var filan, bir suç filan işlediğimiz yoktu. Ama dil tarihli olmak 46'dan sonra bizim için bir avantaj, bir sevinç konusu olmaktan çıktı, korku konusu olmaya başladı. Maalesef bu dönüşüm dil tarihin o mutlu yıllarındaki güzel eşlik, kardeşlik, açık tartışma, fikirlerini rahatça söyleme havasını bize kaybettirdi. O kadar ki fakültemize girerken bizden hüviyet sorarlardı. Yani o hale geldi Dil ve Tarih Fakültesi. Bu kırılma noktasından evvel biz dil tarihli olarak sadece ders okumak, ödev yazmakla görevli tanımıyorduk kendimizi. Bir misyonumuz var diyorduk. Biz öğrendiğimiz, gördüğümüz serbest tartışma havasını, her fikri sağ olsun, sol olsun tartışmamız gerektiğini, bunların çeşitli çevrelerde yayılması gerektiğini inanan insanlardık, öğrencilerdik, genç insanlardık. Biz öğrenci olarak o vakit iki küçük dergi çıkardık. Birinin adı Yağmur ve Toprak, ötekinin adı Ant. Bunları biz kendi ceplerimizden 5'er lira filan koyarak çıkarıyorduk. Tabii kimse bize ilan filan vermiyordu. Ama övünüyorduk. Çünkü o vakit solcu denen, serbest düşünen gençlerden bir kısmı ilk şiirlerini bize yolladılar. Mesela Atilla İlhan ilk şiirini bizde yayınladı. Başkaları da yazdı. Mesela Beyecan'ım ve Niyazi Berkes, Perte Hoca dergimizde yazılar yazdı. Biz tabii gizli gizli bir evde toplanıyorduk. Sanki bir acayip kanunsuz bir iş yapıyormuşuz gibi. Topu topu bir dergi çıkarıyorduk. Dergi herkes tarafından okunuyordu. Sonra Hasan Oğlan Köyüstüsü o vakit yeni kurulmuş değil ama yüksek kısmı yeni kurulmuş. O kısımda Perte Hoca, galiba Niyazi Bey, iyi hatırlamıyorum, Saffet Hoca İngilizce dersi veriyordu. Bir ara ben de ders vermek istedim. Tonguç'la görüştüm fakat ne oldu bilmiyorum, ben ders veremedim. Yalnız daha evvel sözünü ettiğim gibi biz çok okuyorduk. 46'da filan İngiliz İşçi Partisi'nin genel sekreteri Harold Laskin'in bir kitabı çıkmış, Sosyalizm adı. Niyazi Berkes bunu Türkçe'ye tercüme etti. Ve biz ilk defa sosyalizmden bahsedilen, kaçak olmayan, yasak olmayan bir kitap okuduk. Çünkü o vakte kadar daha evvel 30'larda çıkan kitaplar yasaktı. Bu kitabı okumuşuz, cebimize koyduk. Hasan Oğlan'a gidiyoruz övünmek için. Hani kitap yeni çıkmış ya, biz de okumuşuz. Hasan Oğlan'a gittik, cebimizden kitapları çıkardık. Okudunuz mu bunları öğrencilere? Onlar yalnız okumamışlar, bu kitabın sınıfta tartışmasını bile yapmışlar. Biz utanmıştık. Bu kadar okuyan, idealist ve çalışkan insanlardı Hasan Oğlanlar.
Bir keresinde 400 kişinin halay çektiğini seyrettim ben Hasanoğlan'da. Bir başka sefer galiba Çehov'un Vişne Bahçesi'ni oynadılar. Çehov'un mu Gogol'un mu iyi hatırlamıyorum, galiba Çehov'un. Bu kadar iyi organize edilmiş, çalışkan, idealist insanlardı. Biz onlarla bağ kurardık. Fakültemize davet ederdik. Bu köylü çocuklar tabii, o vakit Dil Tarih çok büyük bir bina. Ankara'nın en büyük binası tabii. Yeni yapılmış 1939'da galiba. Biz de ilk öğrencileriyiz. Garipçikler koridorlarda yürümekte bile zorluk çekerlerdi. Kız arkadaşlarla tanıştırdık onları. O konuda güçlükleri yoktu çünkü Hasanoğlan da kız ve erkek beraber okuyordu. Bu tartışma havası maalesef, bu övünç havası 45'te kırıldı. Politika topluma kötü etkiler yapmaya başladığı vakit ki biz dünya savaşı bitmiş şey bekliyoruz. Yani demokrasimiz daha da gelişecek. Fikir hürriyeti sağlanacak. Yani basın hürriyeti, yayın hürriyeti çok daha genişletilecek. Tam tersi oldu. Dünya Savaşı bitti. Ben Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrenci kolu başkanıyım. Bir konuşma yapmak istedim. O vakit konuşmalarımızı idareye vermemiz lazımdı. Onlar onaylardı, sonra okurduk. Onaylamadılar. Ben konuşmamda galiba antifaşist bir duygu belirtmişim, işte Almanya yenilmiş, demokrasi cephesi kazanmış filan. Sonradan ben bu konuşmamı sakladım, size yollarım bir şey varsa, ilginizi çekerse. Bu çalışmaları ben sonradan, aradan 50 yıl geçtikten sonra yeniden düşündüm. Ve dedim ki ya ne kadar iyi niyetlerle, ne kadar bağımsız düşünceye saygı gösteren bir kurum olarak açılmış Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Biliyorsunuz Atatürk'ün isteğiyle açıldı bu fakülte. Atatürk Türk kültürünün orta çağdaki hatta daha eski zamanlardaki Anadolu'da ve Orta Doğu'da ve Asya'da temellerini bilimsel bir şekilde araştırmak için kurdu bu fakülteyi. Onun için fakültede sinoloji, hindoloji, efendim arkeoloji gibi bölümler oluştu. Ve bunlar Anadolu'nun geçmiş tarihinden, geçmiş kültüründen sağlam çalışmalara dayanan veriler getireceklerdi bize. Maalesef 45'ten sonra bunun tersi oldu. Bu kollar, bu bölümler gelişmedi. Mesela sinoloji bölümünde Sami Özerdim diye bir arkadaş vardı. Aklı başında bir insan. Ayrılmak zorunda kaldı. Bir zaman Milli Kütüphane'ye başkan oldu. Sonra oradan da ayrıldı. Hitotoloji bölümünün başkanı Amerika'ya gitti. Orada Chicago Üniversitesi'nde hitotoloji bölümünü kurdu. Eberhard Berkeley'e gitti. Orada sosyoloji bölümüne başkan oldu. Hirsch Avrupa'ya gitti. Maalesef bu değerleri, o ters dönen bunalım havası, dar görüşlü hava ki İnönü'nün zamanında açıldı bu hava maalesef, kaybettirdi, hepsi gittiler. Hocan Pertev Hoca'nın bize vermeye çalıştığı bilimsel araştırı metodu şöyleydi. Alan araştırısı mı yapıyoruz? Gideceğiz. Yani Ankara'da oturup da araştırma yapmak diye bir şey yok. Ben Kars'a gittim iki defa araştırma yapmak için. İki seyahat yaptım. Gemerek'te araştırma yaptım. O vakit Çingenler derlerdi, bir göçer Alevi grupları vardı. Onların arasında çalıştım.
derlemelerinizi mutlaka şu iyi bu kötü diye değil, şu masal iyidir bu masal iyi değildir diye değil. Çünkü edebiyat tarihçisi bir hikayenin en doğru, en otantik yayınını bulmaya çalışır. Ama folklorcu hocadan öğrendiğimiz şudur ki, her varyantta bir gerçek olduğuna inanır. Şu nedenle, onu bir anlatan vardır, masalı değiştiren budur. Tabii bu değişimin bir sebebi olacak. Anlatanın hayatından gelecek bu, inanışından gelecek yahut masalı öğrendiği kimseye saygısından gelecek. Bunun için mutlaka türkünün, masalın, hikayenin her varyantını tespit edeceğiz. Bu bana çok yardımcı oldu Amerika'ya gittikten sonra. Sonra toplandığınız verileri kümeleyeceksiniz gayet dikkatli bir şekilde. Kümeleme her zaman doğru olmaz çünkü biraz zordur. Çok büyük sayıda malzemeyi kümelemek. Ama zararı yok, siz malzemeyi verin de kümeleme yanlış olabilir. Sonra da kümelemelerinizden sonuçlara varırken sosyolojinin ve antropolojinin kullandığı yöntemleri kullanacaksınız. Verileri sağlam, tarafsız olarak değerlendireceksiniz. Sizin görüşünüz farklı olabilir. Hatta mutlak tarafsızlık diye bir şey de olmayabilir. Çünkü sizin bir eğitiminiz var, inanışlarınız var. Daima onun etkisinde kalabilirsiniz ama zararı yok. Siz verileri böyle değerlendireceksiniz. Ondan sonra varacağınız sonuçlar değerli sonuçlar olacaktır, bilimsel sonuçlar olacaktır. Bunu öğrenmem bana Amerika'da çok yardımcı oldu. Hocam, Perte Hoca'nın size katkıları çerçevesinde özellikle bu metnin analizi değil de metnin içinde geçtiği toplumsal ortamın önemi nasıl size anlatılırdı? Siz bunu daha sonra Amerika'da özellikle çok sonraları yapılan tartışmaları görünce ne hissettiniz? Evet. Bakın, elbet bütün malzemenizi siz toplamıyorsunuz. Daha evvel toplanan, yayınlanan dünya kadar malzeme var. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle 1932'den yani halk evleri kurulduktan sonra her halk evi bir dergi çıkardı. Ve hepsinde yerel folklor malzemeleri yayınlandı. Bunları okurken iki şeye dikkat etmek gerekiyordu. Birincisi, bunu kaydeden adam acaba tamamen tarafsız mı? Yani yazan adamın bunda bir etkisi var mı yok mu? Önemli bir sorundu bu. Sonra da bu masalın toplandığı, derlendiği toplum acaba bu masalda yansıyor mu, yansımıyor mu? Buna dikkat etmek gerekli olduğunu öğrendik hocadan. Ben sonra Amerika'ya gidince öğrendim ki, biliyorsunuz Bakhtin'in ve Pra okulu denen Jakobsen'in filan folkloru bir iletişim olarak gören teorileri var. Onlara göre her folklor malzemesinde bir anlatanın, iki dinleyenin, üç toplumun etkisi açıktır. Hatta masalı anlatan eğer bir dinleyici grubuna anlatıyorsa mutlaka o grubun etkisi altında kalır. Bunun çok tatlı bir örneğini söyledim ben Amerika'da bir konuşmada. Kerem ile Aslı hikayesini anlatıyor bir hikayeci. Biliyorsunuz hikayenin sonunda Kerem ölür. Aslı da onun küllerini toplarken saçından tutuşur, o da ölür. Hikaye uzun, anlatmayacağım. Bir hikayeci Kars'ta bunu anlatıyor. Tam Kerem'in öleceği vakte gelir gelmez dinleyicilerin arasından birisi fırlıyor, tabancasını çekiyor. Ulan diyor, Kerem'i öldürürsen ben de seni öldürürüm, pezevenk diyor. Şimdi hikayeci ne yapsın? Yok yok, Kerem ölmeyecek diyor, yeniden dirilecek.
hakikaten Hızır'ı getiriyor Kerem öldükten sonra. Kerem yeniden canlanıyor ve düğünlerini yapıyor Kerem'le Aslı'nın. Ben Berkeley'de bir konuşmamda bunu anlattım. Alan Dundas diye çok meşhur bir folklorcu vardır. Allah rahmet eylesin. Sonunda o dedi ki, arkadaşlar dedi, hikaye anlatına çevrilen bu tabancayı biz bilmiyorsak hiçbir yorumumuz doğru olmaz. Bu bana çok yardım etti. Çünkü bütün yayınım benim, bütün makalelerim bu görüş içinde oldu. Bu görüş içinde oldu. Ve ilk makalemden itibaren hangisini yollasam yayınlandı. Tabii İngilizcem kötüydü, edit ediliyordu falan filan ama benim tanınmama hocadan aldığım bu metodolojinin çok yardımı oldu. Sizin yetiştiğiniz ortamda hocanız, özellikle onun folklor toplum ilişkisi bağlamında size kattıkları nelerdir ve Türkiye'deki alanınızda mevcut olan anlayış açısından bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? Biliyorsunuz bizde folklor çalışmalarına Ziya Gökalp önderlik eder. Ziya Gökalp'ın yaklaşımı şöyledir. O destanları, masalları siyasi alanda bir alet olarak kullanmak ister. Mesela masalları yayınladı çocuklar için. Masal kahramanın birinin üvey ana kahramanın biri İngiltere'dir. Öyledir o. Ondan sonra efendim Ay Hanım gayet iyi bir kahraman, Türk'tür. Yahut Türklük şuurudur. Bu yaklaşım halk edebiyatı ve folklor çalışmalarında tarafsız bir yaklaşım değildir. Onun yanında büyüyen yahut yakınında olan Fuat Köprülü 1932'den itibaren Türk folkloru çalışmalarına damgasını vurmuştur. Köprülü'ye göre Türk folkloru ve halk edebiyatı milletimizin en iyi değerlerini, estetik anlayışının yüceliğini ve tarihteki en büyük rolünü yansıtır. Bu görüş hatta günümüze kadar etkisini devam ettirdi. Bugün çıkar da Köprülü'nün bu görüşünü tenkit ederseniz dinleyici biraz yadırgar. Gerçi beni yadırgamıyorlar biraz yaşlı olduğum için. 1940'lara kadar Gökalp'in bu görüşü hakimdi. Bu görüş doğru olsa mesela atasözleri içinde Türk milletinin yüceliğini gösterenler olduğu gibi şeyini de gösterenler var. Yüce olmadığını da gösterenler. Peremeci diye bir atasözü araştırmacısı bir sürü atasözünü inceliyor. Diyor ki bunların bir kısmı bizim milletimize yakışır, gayet kahramancadır. Öbür kısmıları bozulmuştur öteki atasözleri. Onlar bize yakışmaz. Şimdi böyle görürseniz atasözünü, bu çok taraflı bir görüştür. Mesela bir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk da çıkar der bir atasözü. Öteki de der ki kurttan kuzu doğmaz. Peki hangisi bu bizim milletimizin yüce anlayışını gösteriyor? Birbirine zıt bunlar. Onun için bu görüşe karşı gelen ilk hoca Türkiye'de yahut ilk anlayışlı, okumuş folklor öğretmeni Pertev Bey oldu. Pertev Bey 1944'e kadar Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün içinde halk edebiyatı dersi verdi. Zannediyorum 44'lerde yahut 45'te orası bağımsız bir folklor kürsüsü haline geldi. Pertev Hoca ilk defa bir üniversitede bağımsız bir folklor kürsüsü açtı. İşte ona yapılan hücumların sebebi de bu bağımsız olmaktı, tarafsız olmaktı. Pertev Hoca'nın yayınladığı Köroğlu destanında Fuat Köprülü'nün fevkalade bir yazısı var. O kadar metheder ki Pertev Naili Boratav'ı, bu genç öğrencim
bu istikbalin büyük bilim adamı adayı filan diye konuşur. Sonradan tabii işin içine politik nedenler girince ve Pertev Hoca tarafsız bir bilim anlayışı gelişmeye başlayınca araları bozuldu, tartışmalar çıktı. Eğer folkloru ve onun etkisini, topluma etkisini inceleyecekseniz sosyolojinin metodunu takip edeceksiniz. Başka yolu yok. Onda doğru hem iyinin hem kötünün izini bulacaksınız. Mesela Nasrettin Hoca fıkralarının çoğu eski yazmalarda müstehcendir. Yayınlayanlar bunları atlıyorlar. Şükrü Elçin yayınladı mesela. British Museum'dan bir yazma, 13 tane şeyi çıkarmış fıkrayı. Bunlar diyor halkımızın terbiyesini bozar. Yani bu halk bunları 700 senedir söylüyor en az. Terbiyesinin filan bozulduğu yok yani. Siz bilim adamı olarak böyle düşünürseniz ben sizin terbiyenizden şüphe ederim yani. Benim bakış açımın temelini dil tarihten aldım, doğru. Fakat Amerika'ya gittikten sonra gördüm ki bu bakış açısı bilimsel bir bakış açısı. Ben folklorda toplumu görüyorum bir yandan. O hikayeyi, masalı, anlatanı tanımaya çalışıyorum öte yandan. Üçüncüsü de masalın ne demek istediğini doğru anlamaya çalışıyorum. Benim anlayışım budur. Doğru anlamaya çalışıyorum derken şunu unutmamalıyız. Mesela Nasrettin Hoca fıkraları büyük ölçüde Orta Doğu fıkra edebiyatının malı. Çoğunu buluyoruz. Ancak biz onu Türkçe söyleyince Türk fıkrası oluyor. Yani dil sadece bir iletişim aracı değil. Dil insanların düşünce tarzına nakleden bir araç. Mesela bizim hocanın bir fıkrası var. Bir gün merdivenden, bir gün evinden bir ses gelmiş. Komşular demiş ki, hoca ne oldu, sen evden bir ses geldi. Vallahi demiş, benim kaftanım yuvarlandı merdivenden. Hoca demişler, kaftan gürültü yapar mı? Ne uzatıyorsunuz canım demiş, içinde ben de vardım. Bir Yunan fıkrası var. Onların Bozo diye bizim Keloğlan'a benzer bir kahramanları var, fıkra kahramanı. Bir gün onun evinden bir şey gelmiş, gürültü. Koşmuş sormuşlar, ya demiş ne oldu? Vallahi demiş pijamam yuvarlandı. Canım demiş, pijama ses çıkarır mı? Canım içinde ben de vardım, ne uzatıyorsunuz? Şimdi pijamayla kaftan, Türkçe ile Rumca bu fıkrayı, Yunan fıkrası yapıyor, Türk fıkrası yapıyor. Yani bunu hesaba katmak zorundayız. Yoksa efendim bu fıkralar işte bizim halkımızın işte bilmem ne yok öyle bir şey. Yayılıyor. Geçen hafta bana Çin'de Nasrettin Hoca'nın eşek üstünde resmini gösteren bir arkadaşım bir tablo hediye etti. Hoca eşeğe binmiş. Orada apendi diyorlar, efendi demiyorlar. Nasrettin efendi diyorlar. Efendi, Nasrettin düşmüş, apendi diyorlar. Çin kültürüne adapte olmuş fıkraların çoğu. Ama görüyorsunuz ki temelde bu bir uluslararası fıkranın kadrosu var. Şimdi siz dil tarihte öğrenci oldunuz, asistan oldunuz, sonra yurt dışında bulundunuz. Dil tarihin adını duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Dil tarihi bende iki etki uyandırır, hatırlatır. Biri 1945'e kadar olan mutlu, efendim, tartışmalara açık, baskı koymayan öğrencilerin üzerine aydınlık bir devir. İkincisi de 45'ten 50'ye kadar olan karanlık bir devir. İkisini de maalesef hatırlıyorum. Ama birisini mutlulukla, birisini üzüntüyle. Tahmin ediyorum ki Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 60'lardan sonra bizim mutlu devrimize yeniden dönüyor. Ben onları yakından takip edemediğim için maalesef bilmiyorum. Ama dil tarihte tanıştığım
arkadaşlar, efendim Ankara Üniversitesi'nin rektörü bana o şeyi verdi, intibağı verdi. Derler ki kara gün kararıp kalmaz. Yahut karanlığın en çok olduğu zaman şafağa en yakın olan zamandır. Biz o karanlığın içinden geçtik. Sizler tahmin ediyorum ya şafağın içindesiniz yahut doğmak üzere. Onun için ümitle anıyorum dil tarihi. Geçen yıl beni rektörümüz Cemal Bey dil tarihe davet etti. İçim sevinçle doldu. Ona dedim ki ben burada bir konuşma yapmak istiyorum Cemal Bey. Memnuniyetle ilan edeceğim. Bekliyorum. Yani gelip iyili kötülü anılarımın olduğu bir fakültede konuşmak veya duygularımı anlatmak beni çok mutlu edecektir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.